Az önce aldığım bilgiler dahilinde 2 vatandaşımız daha kaybettik. Toplam 7 vatandaşımızı kaybettik. Öncelikle onlara başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Allah'tan rahmet diliyorum. Manavgatlı hemşehrilerimize de başsağlığı diliyorum. O gün itibariyle 646 araç 1767 personel ile gece gündüz demeden Manavgat'ta yangın söndürülmesi için aynı zamanda vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak için çalışıyoruz. Bunun yanında Orman Bölge Müdürlüğü ve Yangın Söndürme Ekibi ile birlikte onlar da çalışıyorlar. El birliği, iş birliği içerisinde. Diğer illerden gelen 107 araç, 286 personel, onlar da sağ olsunlar. Belediye başkanı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hayırsever vatandaşlarımız hepsi gönlüyle, yüreğiyle, kalbiyle burada. Bu yangını söndürmek için, bu yangında zarar gören vatandaşlarımıza yardım elini uzattılar. Bu yangın benim 27 yıllık yöneticilik yaptığım süre içerisinde gördüğüm en büyük yangın. 30 bin dekar üzerinde, faydalı alan üzerinde ekili tarımla uğraşan vatandaşlarımızın yangında zora girdiği yerler. Ayrıca 2800 yapı inşaatı yangında kül oldu. Geçmiş dönemlerdeki yangınlarda işte hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın ağıldır, ahırdır yerler yanardı. Şimdi bu büyük de bir yapı yandı. Süreçle ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak aşevimiz burada. Yardımseverler burada, herkes burada. Siyaset üstü bir çalışma yapıyoruz. Genel Başkanım geldi. Acılarımızı paylaştı. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız geldi. Bugün Sayın İYİ Parti Genel Başkanım Meral Akşener geldi. Ve kısacası siyaset üstü çalışıyoruz. Burada bakanlar var, herkes var. Ancak zaman zaman ufak tefek sıkıntılar var ama burada o sıkıntıları tartışacak durumda değilim. Çünkü Manavgat yanıyor, içimiz yanıyor, geleceğimiz yanıyor, canlılarımız yanıyor. O bakımdan acımız büyüktür. Ve ayrıca Kemer'de 3 yerde yangın çıktı. Diğer ilçelerimizde yangınlar var. İnşallah kısa zaman içerisinde bu yangınları söndürmüş olacağız. Bütün beklentimiz de budur. Emeği geçenlere tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.